Oğlum aç aç yesin. Yiyeceğim. Ama annene mi duymaz? Hadi gel. Otur buraya. Pantek şeyin en ağır. İnce açtı panjurlar. Annesi biliyor musun? Zaten kapatalım. Hadi ne var? Evet, söyle arkadaşlara biz ne yapıyoruz? Ben çok yapmıyorum. Aldı. Öyle elini bak şuraya batırıyoruz. Şuraya batırıyoruz. Öğlen, diğerlerini sen yaparsın. Evet. Ben sana şeker vereceğim. Şeker ben dökebilir miyim? Tamam, dökebilirsin bir dakika. Şeker. Bak, 3 kaşık dökeceksin. Tamam, bana ver. Şuraya gelmedi. Şuna koyayım. Yavaş. Korktum ya. Şimdi bir yandan çırpmamız gerek. Yengeyle pankek saati. Döktün mü? Bir tane daha döktüm. Bu kabartma tozumuz arkadaşlar. Evet. Bu da vanilyamız. Gördün mü? Bu pankeklere air fry'de yapıyorlar. Ha, üst üste yağlı. Aynen. Yağlı kere. Deneyelim mi sen? Ne bileyim. Ama biri de yazmış ki pankek zaten hemen olan bir şey. Yağlı kağıdı kesip koyana kadar yazıyor. Ya. Bir pankeki çok sevdim. Sen koy ben çırpayım. Bu bir ekip işi ince. Şimdi biraz bekle. O çok koyarsan çok sert olur. Benimki çok koyuyor. Koysan ben sana dur dedim. Kavurumu bak ya. Bir bak bakalım tadı iyi mi? Evet, evet. Muz var mı? Evet. Muz yok. Ha. Bir tane ekleyeyim. Bir tane daha yapabilir miyim şundan üstüne? Bir tane yapabilirsin üstüne. Ağzın tatlansın. Çok güzel olmuş. Eline sağlık İncim, bunu sen yaptın. Sen daha bir şey yapsın. Ay çayım arkadaşım. Yani dur şey unuttum da altına sev koydum. Hey, ben benim arkadaşım. Sen yap kendine ben yapayım. Hey, ben benim arkadaşım. Ha, evet biz de. Arkadaşım diyorum. Ben de biraz karıştıracağım. Şimdi bak. Onları nasıl yapayım? Ben daha karıştıracağım. Tamam. Oo yumurta olmuş. Değil mi? Evet. Yumurta çukuru. Dayımlar çok beğenecek. Evet, çünkü sen yaptın. Evet. Dayıcım sana bir pankek yaptım de. Uyanınca. Sever misin de? Erkeğe gitti. Bu yağmurda ekmek kaldı. Dışarısı gözükmüyor yağmurdan. Çok fena fırtına uyarısı verildi bugün için. Temennay da burada. Kahvaltımız hazır. Oo 50 bin. Oha. Peki dışına bakma canım yani. Benim dün altındaysın da. Ama işte bak ben peyniri bilmiyorum. Özelliği buysa böylesi. Evet, hayır hayatım. Bak bu küf de. 50 bin oldu. Sen aç ben. Tamam artık.
ne yapıyorsunuz burada Mia ile ya? Evet. Mia sen buraya hoppa 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 hoppa. Ya ah boyunun o inşallah bugün yarın çıkartacağız artık. Yarısı şöyle çok kötü çünkü. Evet. Kırmızı şimdi krem sürdüm. Bak bu Mia'nın. Hı hı. Bu da benim. Evet. Bak şu Mia. Şu da benim. Evet. Şu benim yatağım. Bu da Mia'nın yatağı. Mia gidiyor. Sevime gidiyor. Ördek. Bu Mia. Şimdi biz evden çıkışımızı yaptık. Plansız bir şekilde çıktık. Aslında çok da bir planımız yok. Yok. Şimdi birkaç işimiz var. Sonra bir AVM'ye uğrayacağız. AVM'den alacaklarımız var. Ev için falan. Onları halledeceğiz. İnce bir oyun alanına sokarız. Çünkü dışarısı çok yağmurlu. Dışarıda bir şey yapamayız bugün. Şu an hava gerçi açtı ve çok sıcak oldu değil mi? Ve bir anda arttı derece. Ama gene de dışarısı için çok uygun bir hava değil. Görüşürüz. Şimdi biz acıktık. O yüzden hemen apar topar böyle yemek yiyeceğimiz bir yere geldik. Önceden de gelmiştik buraya. Bayağı oldu gerçi. Geçen kış mı gelmiştik biz buraya değil mi? Ailecek gelmiştik. Evet. Furkan da vardı. Aynen Furkan. Şurada oturmuştuk tam. Hazırladık yolun üstündeyken buraya gelelim. Bir şeyler yiyelim. Programı öyle devam edeceğiz. Kimi yedin sen bakayım? Yedi seni de yedi. Birbirinize sular keyifli alışverişler veririz. Şimdi biz markete giriş yaptık. Tam da önünde oyun alanı var. İnci'yi de oraya soktuk. Önce hatta bir kum omuzuna girdi. O arada Koçtaş'ı gezdik. Alınacaklarımızı aldık Koçtaş'ta. Pek bir şey yok. Birkaç eksik var. Onları hallediyoruz. Gamzeler de buralarda bir yerde. Onlarla ayrıldık şimdi. Onlar da market alışverişindeler. Böyle bakalım alacaklarımızı almaya devam ediyoruz. Hayır. Hayır. Yorulamazsın bu kadarcık şeyden. Dağıtırken yorulmuyorsun. Haydi küçük hanım. Küçük hanım. Küçük hanım, küçük hanım. Yapma ya, pis bir şey o yaptı. Hayır, hayır. Çok pis. Hayır. Aa, bak diline mikroplar gelmiş olabilir diline biliyor musun? Ya. Herkese selam arkadaşlar. Sabahtan açılış yapmadım. Zaten evdeyiz. Ekstra bir şey yok. Ama şimdi artık yemeğe başlamışken açılışı da yapayım sizlere istedim. Sabahtan böyle hiç iş bitmedi evde. Bugün hava inanılmaz soğuk. Sabahtan hatta sulu kar yağdı Balıkesir'de. O yüzden bugün evde vakit geçiyoruz biz de. İşte sabahtan iki posta makine attım. Koltuk örtülerini falan yıkadım. Şimdi hatta bir de İnce'ninkileri yıkayacağım. Onları kurutmalatacağım artık zaten. Şimdi akşam kardeşim yemeğe gelecek. Gamze bugün nöbetçi çünkü. Eşime tavuk aldırdım. İşte küçük kanatlı balıklardan aldırdım. Şimdi onları sosladım. Buzdolabına attım. Bekliyoruz. Mercimek çorbasını yapıyorum bu arada. Bir de birkaç eksik varmış. Onları söyleyeceğim. Havuç tortör yapacağım. Eğer havuçlar yetişirse. Çünkü evde 3 tane havuç varmış. Şimdi birini zaten mercimeğe kullanıyorum. Böyle yemeği yaparken sizlere de iyi seyirler diliyorum.
anneciğim ya. Ben biriktireyim, gel. Gel, oynadığımdan biriktireyim. Tamam. Evet. Çekim yeri camda çıkıyormuş. Evet. Bu hara. Balık. Balık. Çok güzel oluyor elleri. Çok güzel oluyor elleri. Elleri. Çok güzel oluyor elleri. 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 Tavuklarımı böyle yaklaşık 3 saatten beri falan bekliyor. Soslamıştım. Şimdi artık yavaş yavaş 2 post olarak yapacağım. Altlı üstlü koyacağım airfryer'da. Şimdi dizelim. Selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden videomuza devam. Kaldım. Kediler yapmıştır anneciğim. Kaldığımız yerden videomuza devam ediyoruz. Efendim? Tamam, alırım ben birazdan. Sen yap tuvaletini. Şimdi hemen eve hızlıca bir giriş yaptım ve hızlıca da bir yemek yaptım. Çünkü saat 6.30 gibi falan ben dışarı çıkacağım. Kızlarla konuşacağız. Kimse gelmeyecek. Kimse gelmeyecek anneciğim, bir şey demedim. Şey... Biliyordum. Sarla konuşacağım. O yüzden... eşim de artık gelince yer diye düşünüyorum. Ama küçük bir kargom gelmiş. Şunu çok merak ediyordum. İnanılmaz alındı yani. Şu Sinos'un bu ürünü. Dur şöyle yapayım. Sinos. En çok satanlarda zaten peeling özelliği var. Bunu da bakalım aldım, deneyeceğim. Size açıklama kısmına direkt mağazanın linkini bırakırım zaten. Şimdi kıyarsın. Aa, küçücük de böyle bir kremel krem göndermişler. Happy New Year yazıyor üstünde de. Hop, odaklamadım. Bunları da açmış olalım. Dünden kanatlarımı soslamıştım. O yüzden mecburen bugün onları tekrar yaptım. Böyle çok şey yok, eşim yer onda daha çok. Sulu patates yemeği yaptım. Pilavım azdı. Mecburen yanına da birazcık daha pilav yaptım. Çok hamsından dünden vardı. Öyle olunca yani şipşak hemen hallettim. Bu arada arkadaşlar size göstereyim.
kendime de air fry aldım. Anneminkinin aynısını aldım direkt. Zaten ne zamandan beri de kullanıyorum annem olmadığı için yaklaşık 20-25 gündür falan. Bendeydi annemin makinesi. Biliyorsunuz ki şurada hatta kullanmaya devam ediyorum. Çok memnun kaldığım için de böyle şöyle yapayım. Yani memnun kaldım. Çok güzel pişiriyor. Kullanımı çok basit. O yüzden ben dedim ki macera aramaya gerek yok Ecem. Bildiğin yoldan devam. Bir de bunun 4 litreliği vardı. Önü böyle camdı onunkisinin. Ama indirime girmedi. Ben bunu büyük bu cuma indirimlerinden aldım. O indirime girmedi. Bu gene indirime girdi. Yaklaşık da 1000-1100 lira gibi de bir fark vardı arasında. Yani gerek yok dedim ben de ekstra bir fark vermeye. O yüzden bildiğim yoldan şaşmadım ve aynısını aldım. Yani almadım, direndim, ihtiyacım yok, kullanmam, işte çok yemek yapmıyorum falan zaten dedim ama benim gibi üşengeç insanlar için çok daha bence artı şu air fry. Kesinlikle ki ben yemek yapmayı çok seven bir insan değilim, hatta neredeyse hiç sevmiyorum. O yüzden böyle pratik yemekler benim favorimdir her zaman. Bunu da o yüzden çok fazla sık sık kullandım bu 3 haftalık süreçte. Şimdi aldım, daha tabii kurmadım çünkü yerim yok. Anneminkine bunu göndereyim, sonrasında ben kendiminkini açacağım artık. İşte bu akşam kızlarla çıkacağız. Damla, Ebru ve Cana ile beraber buluşacağız. Yani uzun zamandan beri görüşemiyorduk. İşte Damla'nın annesinin vefatı oldu falan derken. Yani böyle bayağı bir kendimize gelemedik uzun bir süre zaten. Öyle bugün kızlarla birazcık çarşıda oturacağız bakalım. Sizi de yanımda götürürüm muhtemelen. Şimdi yemeklerim pişiyor. Şurada dünden çok az bir pilavım vardı. O yüzden böyle yarım bardaktan pilav yaptım. Burada da patates yemeğim oluyor. Dünden çorbam inceye kadar gayet yeterli. Burada da tavuklarım. Yemekte görüşürüz. Eşim daha gelmediği için biz inciri de yiyoruz. İncir de acık. Ben de. Geçen birisi yazmış mesela. Şimdi de hatırlamıyorum. Şu kırmızı yemek takımlarınızı değiştirin diye. Ya zaten değiştirmek istiyorum. Yaramdan vurmayın beni. Ama böyle birazcık daha zamanı var değiştirmek için. Zaten büyük tabaklardan, yemek tabağından bir tanesi kırıldı. Beren kırmıştı onu da eski evde otururken. Diğerlerin hepsi çatladı içinden. Ben zaten... vermedim. Verdin. Yok muydun acaba? Hatırlamıyorum. Yani şey, hepsi çatladı ya. Yani o kadar pişmanım ki ben bu yemek takımlarını hiç sevmiyorum. Yani alırsam böyle dümdüz böyle beyaz bir renk alacağım herhalde. Bu fikir beni çatışacak. Gel. Ayo. Ha, yok, şunu ne yaptın diye aradım ya. Tamam. Ha, tamam. Tamam, tamamdır. Şey, işte ben de şimdi inciye yediriyorum. Kendim de hep şeyler yiyorum. Olsan daha gelmedi. Afiyet olsun anneciğim. Teşekkür ederim. Yemek istiyorum. Seni ben doğurdum biliyor musun? Ben de okulda güzel yemek yemeyeyim. Evet, öğretmenin zaten çok memnun senin yemek yemenden. Çok güzel uyuyor diyor, çok güzel yemek yiyor diyor. Ya bugün burunlar akıyor. Niye böyle olduk ki? Dur. Evet. Evet, hay Allah. Biraz hastayız sanki. Döküldü mü? Anneciğim düşersin. Sarıldım ettim. Botlarımı da giydim.
Hava inanılmaz çünkü. Hazır mıyız soya kombinim? Azdan buhar çıkma soğukları gelmiş arkadaşlar. Arabamı biraz ileri park ettim. Dedim ki şansımı zorlamayayım dedim ama her yerde boşmuş aslında. Biraz mesafeci girmiş oldum. Artık yapacak bir şey yok. Kızlar geçmişler. Caner de şimdi geçmiş zaten. Ben de hemen geçiyorum çarşıya da. Akşamları böyle sırf kızlarla buluşan zaman geliyoruz zaten. Onlarca hiç gelmedik herhalde. Şimdi eve giriş yaptım artık ben. Kızlarla otururken çekmedim çünkü böyle çok fazla sohbet, muhabbet, birazcık da işte yani öyle çap çekmeye bir ortam olmadı müsaitliğim. Daha doğrusu kafede çok kalabalıktı zaten. Arabaya bindiğimde tir tir titriyordum, kendime gelemedim resmen. O kadar soğuktu ki yani uzun bir süre titredim, öyle soğuktan kısıldım resmen. Dedim hatta bir aracına dedim arabayı kullanamayacağım, sen kullan yani, o kadar kötü oldum. Yani artık kaşe, mont birazcık yavaş yavaş dönemi bitmiş, hemen şimdi montları çıkartacağım zaten. Ay hepinize çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlemiş olduğunuz için. Cuma'ya umuyorum ki video atıyor olacağım gene. Yani bu hafta 3 video gibi düşündüm ama bakalım, ayarlamaya çalışacağım. Başka videolarımda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.